Merhabalar değerli izleyicilerimiz. Türkiye'nin Yükselen Yıldızı TV 42 ekranlarına ve Stüdyoda Konuşalım programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Türkiye'nin Yükselen Yıldızı'nda, TV 42 ekranlarında, canlı yayında yeniden Stüdyoda Konuşalım'da sizlerle birlikteyiz. Aynı zamanda sosyal medya sayfamızda da canlı olarak sizlere ulaşmak nasibindeyiz bugün de efendim. En başta her daim olduğu gibi sağlık, afiyet, mutluluk, güzellikler dileriz sizlere, o güzel gözlere, değerli izleyicilerimize, güzel gönüllere. Yaz aylarının sıcağının bereketinin tüm ülkeyi sardığı bu günlerde gönlünüz ferah ve serin olsun temennisiyle efendim. Bu güzel topraklara, bu güzel cennet vatan topraklara yaz ayının bereketi de daim olsun ve o güzel bereket bu ülkeden tüm dünyaya nasip olsun diyoruz. Şimdi sırada da efendim konuğumuzla tanışmayla ilgili küçücük bir hatırlatmam olacak. Konuğumuz stüdyoda, sizlere tanıştırmak üzere kendisi hazır bekliyor. Ancak onun öncesinde konu başlığımızdan size bahsetmek istiyorum. Evet, evlatlarımız, emanetlerimiz, güzellerimiz, canlarımız hem Türkiye'nin hem dünyanın dünü, bugünü, geleceği sevgili yavrularımız ve onların en özelliklerine dair konuşacağız. Özel evlatlarımıza dair konuşacağız bugün. Konu başlığımız bu şekilde. Bu nedenle de bir uzmanımız stüdyomuzda. Hazırsanız, hazırız diyorsanız hep birlikte hoş geldin diyelim sevgili konuğumuza ve konu başlıklarımıza. Hep birlikte muhabbetle başlayalım istiyoruz efendim. Buyursunlar lütfen. Konuğumuz İsmail Hakkı Hayta Beyefendi, özel eğitim uzmanı Sayın İsmail Hakkı Hayta Hocam. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Nasılsınız öncelikle hocam? Teşekkür ederim, iyiyim. Sizler nasılsınız? Hamdolsun, bizler de iyiyiz. Yaz aylarının dediğim gibi sıcağının zorluğu olsa da biz biliriz ki bu sıcaklığa hem bu cennet vatana bereket gelecektir, hem de o güneşin nimetiyle hepimiz daha çok sağlığa, daha çok iyiliğe kavuşacağız demektir. Bulunduğumuz yerleri ferahlatmak, bulunduğumuz yerlere, gönüllere serinlik vermek adına adım atıyoruz bu güzel yaşamda. Siz de bugün özel evlatlarımızın, ailelerinin ve onlara yakın olanların gönüllerine bir serinlik vermek üzere bizimlesiniz. Bilgiler aktaracağız onlara. Uzmanlık alanınız olan bu güzel alanda değerli aktarımlarda bulunacaksınız. Bizi kırmadığınız için başta teşekkür ediyoruz efendim. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Ben İsmail Hakkı Hayta. Sizi birazcık tanıyalım. Evet, gerçi bu güzel ekranlardan, daha önceki bölümlerden izleyicilerimiz sizinle tanıştılar. Ama yeni tanıyanlar, tanışanlar olacaktır. O yüzden ben İsmail Hakkı Hayta kimdir diye sormak isterim. Buyursunlar. Teşekkür ederim. İsmail Hakkı Hayta, özel eğitim öğretmeniyim. Özel eğitim uzmanı olarak görevimi yapıyorum. Türkiye'deki ilk mezunlardanım. Alanımı bitiren öğretmen grubundanım. Ankara Üniversitesi mezunuyum. Yaklaşık 25 yıla yakındır da mesleğimi yapıyorum. 25 yıl. Evet, 24. yılım. Evet, çeyrek yüzyıl diyelim biz ona efendim. Evet. Nice başarılara, sağlıkla, afiyetle diyelim. Şimdi eğitimde tüm alanlar çok kıymetli ve bu alanlarda emek veren herkes çok kıymetli. Herkesin emeğine sağlık, ancak sizde durum çok daha farklı. Çünkü burada en özeller size emanet. Hem ailelere hem de uzmanlara, bu konudaki eğitimcilere, kurum ya da kuruluşlara. Bu özeni ve bu özenle birlikte 25 yılı tamamladığınız bu günlerde tecrübelerinizi paylaşırken benim konu başlıklarım var efendim. Size sormak istediklerim var müsaadenizle. Estağfurullah, buyurun. Oradan devam edelim isterim. Şimdi çocuk yetiştirmede nelere dikkat etmeliyiz diye başlasak olur mu? Kesinlikle. Buyurun. Şimdi insanlar evlendikten sonraki en büyük amacı, en büyük hedefi sağlıklı, hayırlı bireyler yetiştirmek. Evet. Aslında bütün anne babalar çocuklarının en iyi olmasını isterler. Bizler de öyleyiz. Ama neden bazı durumlarda en iyi olmuyor ya da kafamızdaki gibi olmuyor? Bunun birçok sebebi var ama biz özellikle dışsal sebep dediğimiz ailelere yönelik olarak, bizlere yönelik olarak nelere ihtiyacımız var? Onlardan bahsedeceğiz. Şimdi çocuğumuz doğdu. 1 aylık, 3 aylık, 5 aylık, 1 yıllık, işte 3 yaşında oldu, 6 yaşına geldi. Hiç fark etmiyor. Şimdi çocuklarımızla ilgili neler yapmamız gerekiyor? Neler yapmamız gerekiyor efendim? Öncelikle çocuğumuza dokunmamız lazım. Temas etmek zorundayız. Evlatlarımıza dokunmak zorundayız. Bunu şimdi söylediğimde insanlar diyor ki zaten hepimiz dokunuruz. Kim kucağına almaz ki diyor.
Yaşadığım 25 yıl öncesi diyeyim, öğrenciyken bir deneyimimiz vardı. Bir çocukla çalışıyoruz, bir arkadaşla beraber. Çocukla hafta sonu çalışıyoruz. Dönem dönem anne baba, dönem dönem anne oluyor görüşmelerde, çalışmalarda. Gelecek haftaki programımızda mecburen anne baba olacak diye söyledik. Şartımız o şekilde oldu. Biz çocukla çalışırken baba da geldi, baba yoktu uzun süredir. İşte biz diyoruz ki şunu şundan getir, şunu şunu yap. Hocam onu yapamaz anlamında söyledi. Sonra bizim talimatımız çocuk evine getirdi. Evet. Bu çocuğumuz 5 yaşında. Okul öncesi çocuğumuz, farklı gelişim özelliği var. Sonra alıp gelince babası şaşırdı. Çocuğu sarıldı, kucakladı. Normalmiş, buraya kadar olan zaten çalışmış bir çocuk. Zaten önceden eğitimini almış bir çocuk. Getireceğine inanıyoruz. Babasının sarılması da normal. Herkes öyle düşünüyor. Çocuk elektrik çarpmış gibi titredi. Allah Allah dedik ya, ne kadar çok sevindi. Göreceksiniz, eli yüzü gözleri size bakıyor, etrafa bakıyor. Hareket tam konuşamıyordu. Hareketleri, çırpınmalar arttı. Mutluluğundan dolayı. Sonra ertesi hafta oldu. Annesi dedi ki hocam dedi, geçen hafta dedi neden böyle oldu biliyor musunuz dedi. Baba ilk defa kucaklanıyor çocuğu dedi. Evet. Dünyalar onun oldu. Şimdi çok farklı bir durum. Çocuğunuza dokunun demek çok kolaymış gibi gelse de çok farklı bir durum. Yıllar öncesi bir öğretmenle görüşmem var. Öğretmeni anlattım, hocam dedim bak çocuğumuzun özetleri bu. Okuma yazmadı, belki hemen ilerlemeyecek, belki bu sene kazanmayacak. Ama davranış olarak hiç sıkıntısı yok. Çocuk tensel teması çok seviyor. Evet. Arada bir omzuna dokunun, saçına dokunun, bir sarılın. Hocam ben evde kendi çocuğuma dahi dokunmadım, dokunmam ben dedi. Ne acı. Yani şimdi burasından dolayı biz diyoruz ki çocuklarımıza mutlaka dokunalım. Bir de dokunmak teknik de olmamalı. Teknik olarak kesinlikle bunu öğrenmek doğru. Yani bir uzmandan, bir eğitimciden ya da iş bilen ya da bunu yaşamış birinden bu bilgiyi almak, uygulamaya geçmek tamam. Teknik olarak bu kısmı tamam. Ama dokunuşun samimiyet ve içten olması çok kıymetli. Kesinlikle. Dokunmaktan kastımız duyu çalışması gibi, çocukların işte kasını güçlendirme gibi bir tarafı çalıştırmak anlamında söylemiyorum. Evet. O farklı bir boyut. Ben çocuklara sarılın, sıkıştırın, onları öpün. İçten bir şekilde. Kesinlikle içinizden gelerek yapın. Evet. Çocuk bunu hisseder zaten. Kesinlikle. Anlamaz. Yani dil olarak konuşmaz gibi gelse de size onu net olarak hisseder, anlar. Onların öngörüleri çok daha yüksek. Çocuk çocukken zaten algısı, farkındalığı çok açık. Hissiyatı çok kuvvetli. Değişmemiş. Yani akıl çok fazla devreye girmemiş. O yüzden hisleri çok güçlü. Bir de özel çocuklarımızın hissiyatı çok farklı hocam. Kesinlikle. Çok başka görüyorlar. Sonra diyorum ki çocuklarımıza dokunalım ve çocuklarla zaman geçirelim. Çocuk aynı odada kalmaktan ziyade çocukla aynı nesne üzerinde, gerekiyorsa oyun üzerinde olsun, gerekiyorsa telefon, tabletli bir şeyleri çok istemesek de onlarla olurken bile olsa çocukla zaman geçirelim. Evet. Parka, bahçeye götürelim, onlarla konuşalım. Onlar bir birey çünkü. Evet. Sadece bebek olarak düşünmeyin bunları. Dokunmak kısmında ya da büyüdüğünde dokunmayı biraz azaltmak gibi, oyun oynamak, işte hadi ben sana oyuncak alayım, sen oyna, ben seni izleyeyim, ben sana tarif edeyim. Öyle değil. Oynayın ya. Çocukların en çok hoşuna giden şey, yetişkinlerin ufak tefek olsun oyun esnasındaki hataları ya da işte onlara ait sıra beklemeleri gibi. Evet. Biz oynamıyorsak çocuk başkasıyla oynamayı da kazanamada güçlük çekiyor. Kesinlikle. Her şeyi dışarıya bırakmadan bazen çocuklara zaman geçirelim. Muhabbet amaçlı da olsun zaman geçirelim. Oyun amaçlı da olsun zaman geçirelim. İş anlamında da. Mutfakta yardım etsin. Evet. İşinize götürün, orada ufak tefek yardım etsin. Bu türlü zaman geçirmek çocuklarla ilgili olarak en büyük yapacağımız şeylerden bir tanesidir. Şimdi çocuklar büyüdü, 2 yaşına geldi, 3 yaşına geldi, konuştu. Biz şimdi özel çocuklarımıza birazdan gireceğiz ayrıntı olarak. Normal gelişen çocuklarımızda ya da farklı gelişen bir durum olup da konuşabilen çocuklarımızda mutlaka fikirlerini alalım. Onlara soralım, tercihleri nedir? Her şeyi onlara bırakın demiyorum. Ama onlarla konuşmadan, onların fikrini almadan onların kararlarını değiştirmeye ya da davranışları değiştirmeye gitmeyin. Değer verdiğimizi, önemsediğimizi, dikkate aldığımızı fark ettirmenin en güzel yollarından bir tanesi evet galiba. Nedenini öğrenmiş olursunuz. Yani evet, çocuk neden onu istiyor, neden yukarı çıkmak istemiyor, neden ağlıyor? Bunu öğrenebiliyorsanız öğrenmeye çalışın. Fikirlerine değer verin. İnatlaşma esnasında değil ama normal zamanlarda açıklamalarınızı yapabilirsiniz. Evet. Herhangi bir konuda inatlaştığınızda, direndiğinizde, davranış değiştirme gibi durum girdiğinde çok uzun açıklamalar işinize yaramaz. Ama çocuklarla kaliteli zaman geçiriyorsanız niye fikirlerini almayın, niye konuşmayın, niye hikayeler anlatmayın, onların hayal gücünü artıracak fırsatları onlara verip onları konuşturun. Ve anlayacaksınız ki zamanla daha böyle sağlıklı düşünceler işin içine giriyor.
Önce afaki gelişim sağlanıyor kesinlikle. Çünkü. Afaki sözler, afaki cümleler de olsa, yerinde uygun olmayan cümleler de olsa bakıyorsunuz ki tamam artık içeriğine uygun, espriyi, şakayı anlayacak şekilde cümlelere geçiyor çocuklarımız. Böylece yavaş yavaş gelişiyor. Genel anlamda da ebeveyn olsun, bu çocuğa yakın olan her kim olursa olsun, burada da sadece empatik olsak sorunu çözeriz. Bize nasıl davranılmasını istiyoruz? Yani iş yerinde ya da yakınlığımızın olduğu, işte ailede, komşuda, sokakta hiç fark etmez. Bir birey, bir ebeveyn, bir büyük ne ister? Empati yaparsak, evet, dinlenilmek ister, konuşmak ister, düşüncesini aktarmak ister, değer görmek ister, düşüncelerine itiraz edilse bile onun duyulmasını ister. Aynı şey, yani o da bir birey, bir büyük kadar aynı şekilde bütün bunları yaşadığında zaten kendini bir birey olarak hissedecek ve güçlü hissedecek. Karakter burada gelişmiş olacak. Empatik olmak gerekiyor kesinlikle diye düşünüyorum. Yani. Karşı tarafı dinlemek, zaten biraz önce, biraz sonraki söyleyeceğimiz şeylerdi. Dediğiniz gibi çocuklarımızın dinlediğiniz zamanlarda sizinle ortak noktayı yakalaması daha kolay olur. Evet. Eğer siz sürekli anlatırsanız, sürekli konuşursanız, o fikrini söylemezse, ne olduğunu anlamazsanız ortak noktaya gelemezsiniz. Ortak noktaya gelemediğinizde sizin doğrularınızın çocuk açısından doğru mu yanlış mı olduğunu bilemezsiniz. Ortak doğrular o zaman yakalayabilirsiniz. Bir de yapılan hatalardan bir tanesi, bunu ben günlük yaşantıda kendi çocuklarımla ilgili olsun, dışarıdaki arkadaşlarımla da ilgili olsun sürekli söylüyorum. Çocuklara çok fazla hayır kullanmayın. Yani yapmayacağı işleri değil, yapacağı işi söyleyin. Hayır kullanmayın derken her şeyi onlara bırakın, onların istediğini yapın demiyorum. Değil. Ama şimdi çocuk ne yapacak? Ağlıyor mesela. Ağlama yerine istersen gel konuşalım. Yapacağı işi. Su döktü diyelim. Evet. Suyu dökme yerine suyu çiçeğin dibine dök. Lavaboya dök. Ya da işte bardağı şuraya koy gibi. Negatif değil. Negatif değil. Hayır da pozitif. Evet. Yapması gerekeni söyleyin çocuğa. Yapmaması gerekenden ziyade elbette ki o da söyleyecek zamanla ama çoğunluk olarak %80, %90 yapması gerekeni söyleyin. Çocuk ne yapacağını bilsin. Evet. Şimdi siz diyor musunuz ki buradan evden çıkıyorsunuz. Evden çıkarken AVM'ye gitmeniz gerekiyor. Ben parka gitmiyorum demiyorsunuz. Yapacağınızı söylüyorsunuz. Ben AVM'ye gidiyorum. Evet. Yapacağınız işi söylemek sizin davranışlarınızdaki kanalize etmenizi çok daha kolaylaştırır. Şimdi çocuklarımıza yapacağı işleri söyleyin. Yapmaması yani sınırları taşırma boyarken. Evet. Gerek yok ona. İçini boya deyin. Ne güzel. Bu şekilde cümleler kurduğunuzda çocuk yapacağı işi daha iyi öğrenir. Eğer yapamıyorsa orada beceri eksikliği olabilir, başka bir eksiklik olabilir. Bu tür durumda yardım eder, öğrenir, öğretirsiniz. Ama yapabileceği bir şey de niye yapmadı diye değil. Çünkü siz ondan bir şey istemediniz. Sadece yapmamasını istediniz. Evet. Dur içeri girme dediniz. Eksiği söyledik, hayırı söyledik. Kesinlikle. Dur içeri girme dediğiniz bir insan ne yapacağını bilemez. İçeri girmeyeceğim de aşağı ineyim. Yukarı gideyim. Oturayım. Evet. Yani çocuklara yapması gerekeni söyleyin. Yapmaması gereken şeylerden çok da bahsetmemek yerinde olur. Siz ona ne yapması gerekiyorsa onu söyleyin. Onu söyleyin. Bu çok kıymetli bir ayrıntı oldu. Yani bütün başlıklar kesinlikle. Evet ama bu hepimizin biraz atladığı bir şey. Biraz daha kolaycı, biraz daha önceki nesilden aldığımız öğretilerin bizde getirdikleri hemen sadece dediğiniz gibi hayır, yok, değil ya da işte nasıl söyleyeyim kolay kısmı bu galiba. Aslında biz sonuç odaklı yaşıyoruz. Ha, o yüzden. Ondan dolayı öyle. O yüzden. Süreç odaklı yaşasak ona ya da her insana doğruyu yapmasını öğretiriz. Süreç odaklı yaşadığımızda daha sabırlı olmamız gerekir. Son yıllarda da hayat çok hızlı ilerlediği için sabır kısmımızda çok azalma oluyor. Çok azaldı. Bu trafikte de öyledir, iş yerinde de öyledir, evlatlarımıza karşı, çocuklarımıza karşı da öyledir. Öğretmenseniz çocuklarınıza, öğrencilerinize karşı öyledir. Ama işte bizler ne kadar sabırlıysak o kadar sonuç kısmında avantajımız olacak. Evet. Süreç önemli diyoruz. Sonuç odaklı değil, süreç odaklı olacağız. Süreç odaklı olacağız. Olur, sonuç istediğiniz gibi olur. Olur. Çok güzel. Evet. İnşallah. Buyurun hocam. Şimdi çocuklarımızla oynayın diyoruz. Çocuklarımıza zaman geçirin diyoruz ama bir de bunun yavaş yavaş kaliteli dediğimiz boyutuna geçmesi lazım. Evet. Dil gelişimini destekleyici oyunlar oynanması gerekir. Dil gelişiminden hem alıcı dil yani çocuğun anlama boyutunu hem de ifade edicinden ifade etme boyutunu. Şimdi bir yaşındaki çocukla oynarken istediğiniz gibi şakalaşabilirsiniz, kelimeleriniz kayabilir, o bir deri diyebilirsiniz ama 2 yaşına geldiğinde, 3 yaşına geldiğinizde, 4 yaşına geldiğinizde birazcık daha gramer yapısına uygun konuşmalar, daha düzgün konuşmalar, artikülasyon dediğimiz anlaşılırlığı artırıcı konuşmalara
sizin de örnek olmanız gerekir. Evet, doğruyu artık doğru olarak aktarmaya başlamamız gerekiyor. Kesinlikle, yani çocuğa öğretmiyorsunuz aslında ama hala çocuklaşırsanız çocuk o hayattaki rolünün bu olduğunu düşünür. Zannedecek, evet. Ve bu daha sevimli gelir çocuklara. Artık görev ve sorumluluklar işin içine geçecek. Dil kısmını destekleyici oyunlar oynamak, çocukların düşüncesini, onun haricinde de çocukların ileride anlamasını çok artırır. Evet. Bir de şey yapıyoruz bu durumda, tamam onlarla işte unutuyoruz, 0-1 yaş grubundaymış gibi davranıyoruz, daha sempatik, daha kolay oluyor. Sonra birden pat diye o çocuğa duruyoruz, diyor ki ama işte hem ona bebekmiş rolü veriyoruz ya da daha küçükmüş, dönüyoruz başka bir şey dedi, ama sen büyüdün diyoruz. Evet. Kocaman bir ikilem. Evet. O da şaşırıyor. Yani bana davranırken bebekmişim gibi davranıyorsun ama bir şey beklerken de büyükmüşüm gibi davranmamı bekliyorsun. Kocaman bir kargaşa çocuğun kafasında. Çocuklar için dediğiniz gibi oradaki rol, yani anne baba rolü net olması gerekir ki neyin doğru neyin yanlış olduğunu çocuk sizin davranışınızdan ve sözünüzden anlayacak. Evet, bu yaş grubuyla alakalı. Onu da belirtelim. Yani belli bir yaştan sonra, 0-1 yaşadıktan tamamladıktan sonra, yani 2 yaş grubundan itibaren mi diyelim buna? Genelde 18 ay diye söyleyeyim. 18 ay. Çocukların işte kız ve erkek hormonasına göre değişir. 18 aydan sonra sosyal gelişimler daha netleşir. Yani ailelerin çok sorduğu soru. Hocam odasını ya da yatağını ayırayım mı? Evet. Duygusuna girdiğimizde. 18 yaş ay. Mı dedim? Pardon. Ay. Yok, önce ay dediniz. Tamam. 18 aydan sonrasında sosyallik yavaş yavaş artar. Evet. 1 yaşına kadar çocuklar aşağı yukarı herkesle oynamak ister. Başka bir yetişkinle de aynı şekilde diyalog kurar. Çok fazla yetişkin seçmez. 1 yaş, 1,5 yaş arasında yavaş yavaş çevresindekiler, anne baba, abi, abla gibi çevresindekilerle daha sıcak diyaloglar kurar. Yetişkinlerle, yabancı yetişkinlerle biraz çekinik olur, sonra açılır. Sonra açılır. 18 aydan sonra artık biraz daha seçiciliği artar. Yetişkinlerle de daha rahat diyaloğa geçer. Artık sosyallik işin içine girmiştir. Çocuklarımızın mecbur olmamakla beraber 18 aydan sonrasında odasını ayırmakta, yatağını ayırmakta çok büyük sıkıntı yoktur. İlla ki ayırın diyemem çünkü herkesin yaşam şartları ona göre olabiliyor ama ayırdıktan sonrasında, aa bu çocuk çok küçük, işte bugünlerde yanımızda olsun, bu çocuk çok küçük, odasını tekrardan buraya alalım, ha çok girmemek lazım. 18 ay bizim için kız çocuklar ve erkek çocuklarda dil gelişiminde de kritik bir süreçtir. Çocuklar artık yürümüştür, birçok şey kendinden öğreniyordur, konuşmalar artmıştır. Erkek çocukları 24 aya göre kadar birazcık daha az konuşabilir ama kızlar 18 aylıkta neredeyse cümlelerle konuşabilirler. Baştan başlıyor kızların faktörleri işte. Evet. 6 yaşına da dil gelişimi çok önde olur kızların. Evet. 9 yaşına da kas gelişimi çok önde olur. Ondan sonra yavaş yavaş dengelenir diye düşünüyoruz. Evet. Yani çocuklarımızın özellikle 3 yaş öncesinde hadi diyelim birazcık daha çocuksu oyunlar olsa da 3 yaş sonrasında kavramsal bilgi beceri işin içine gireceği için olgunlaşma, sorumluluk alma, çocuğun büyüyüp olgunlaşması kısmında görevlerimiz vermemiz lazım. Evet. Hangi görevler dersek, kılık kıyafetini görevler? Bir yerlere götürme kısmından tutun, ellerini yıkama, odasını toplama, eşyalarını düzenleme, kendi eşyalarını diye düşünün. Evet. Belli ortamdaki eşyaları kategorileme gibi, işte bu eşyayı alacak, mutfağa götürecekse bunu götürecek, işte banyoya götürmesi gerekecek durumda kategorileme anlamında çocukların 3 yaşındayken bu görevleri alması lazım. Sırasını beklemesi lazım. Oyun esnasında, yemek esnasında ya da bir şekilde konuşma esnasında. Sırasını beklemiyorsa bugün evdeki sabırsızlık durumunda biz çok rahat tolere edebiliriz ama dışarıda. 3 yaş döneminden sonrasında artık kavramsalla beraber grup oyunları işin içine girecek. Dışarıdaki çocuklar ya da yetişkinler onun o halini kabul etmeyecekler. Evet. Çatışmaya girecek. Kendi içinde de mutsuz bir iletişim. İstenmeyen çocuk evet. boyutuna gelmiş çocuk. Aslında zihinsel evet. sorunu yok. Aslında davranış sorunu yok. Aslında sosyalleşme yönelik sorunu yok ama bizim tutumlarımız onu hep merkeze koyduğu için dışarıdaki insanlar aynı merkeze koymayacak. Çocuk o zaman ne yapacak? Ya özgüveni kaybolacak, azalacak, aileye bağımlı artacak ya da problem davranış artacak. Bir başkasına hırçınlık davranış sergileyecek. Ne kadar kıymetli yani küçücük bir ayrıntıyı yakaladığımızda evet. şimdi şu verdiğiniz bilgiyle 3 yaş grubundaki çocuğa şu davranış modelini yüklediğimizde ya da öğrettiğimizde bundan sonraki yaşamının neredeyse tamamında kendini başarılı, mutlu, iyi hissedeceği bir şey edinmiş olacak. Yani çocuk büyütmek çok zor ama aslında dikkat ettiğimizde, özen gösterdiğimizde, uzman diyaloglarıyla devam ettiğinde biraz daha bilinçli olduğumuzda çok da kolay ve keyifli. Çocuk yetiştirmek gerçekten çok zor ama çocuk yetiştirmek çok huzurlu. Çok huzurlu, çok keyifli. Çünkü oradan aldığınız enerji yorgunluğunuzu, hastalığınızı, her şeyinizi atıyor bir tarafa. Öyle. O şekilde oluyor.
Başka bir durum, çocukların yanında ister gerekliyse gereksiz, hı hı, önemli bir konu da olabilir ama tartışmaya girmeyin. Evet. Tartışma elbette ki olur. Anne baba bir konuda konuşur, belki konudaki görüşleri farklılık olabilir ama çocukların yanına bunu girmeyin. Hı hı. Çocuklar olgun değil. Çocuklar sizlerin duygu düşüncesini aynı oranda yorumlayamazlar. Evet. İşte benden dolayı diye geçecek işin içine, ben olduğum için ya da ben şunu yaptığım için, ben yaramazlık yaptığım için duygusuna girecekler. Çocukların yanında tartışma yerine, hı hı, annenin ya da babanın yanlışı varsa çocuk üzerinde, evet, bırakın öyle kalsın o esnada, daha sonra düzeltin. Hı hı. Çocuk da rol karmaşası yaşamasın. Annesi şurayı topla dedi. Evet. Babası da ya boş ver gelelim biz dışarı çıkalım. Ha. Toplamana gerek yok gibi şeyi kurmasın. Annenle görüşmeni hallet ondan sonra biz dışarı çıkalım desin. Daha sonradan yanlış olur eğer o toplaması gerekmiyorsa, hı hı, daha sonra da bunu izah etsin eşine. Evet. Erkekler yani anneler de babalar da bu konuda karşı tarafa %100 hak versin. Evet. Konuşacağı, söyleyeceği herhangi bir şey varsa mutlaka daha sonradan halletsinler. Evet. Şimdi bu kadar hassas bir durumdayken çocuklarla ilgili bir şey öğretmeye çalışıyoruz, oynamaya çalışıyoruz, ona yana tartışmıyoruz. Yapması için bir şekilde yönlendiriyoruz. Ama kesinlikle zorlamayacağız çocuklar. Zorlamayacağız. Evet. Herhangi bir konuda %100 olarak zorlama kısmı çocuğun güvenini kaybettirir. Evet, bu da çok fazla var ya. Hepimizin atladığı maalesef ki yani çok az bir oranda ebeveynlerin başarabildiği, çoğunluğunsa başaramadığı bir şey. Aslında baştan dikkat edilmiş olsa, çünkü niye baştan dikkat edilmiş olsa diyorum, herkesin görevi var, herkesin gücü niyeti durum var. Evet. Şimdi burada bir eşya taşınacak olsa, hı hı, 20 kiloluk eşyayı çok rahat tutup bir yere götürebilirsiniz. Evet. 50 kiloluk eşyayı, 100 kiloluk eşyayı siz götürebilir misiniz? Götüremezsiniz. Hayır. Öyle olduğunda biz biliyoruz ki 50 kiloluk eşyayı siz taşıyamayacağınız için bunu siz taşın demiyoruz. Hı hı. Çocukları tanımadığımız için aslında bazı şeylere zorluyoruz. Hı hı. Yapamadığından dolayı değil de yapmayacak bu çocuk. Yapmayacak, istemiyor. Yapmayacaksa o talimatı vermememiz lazım. Ha. Yavaş yavaş, aşama aşama yaptığı şeylerden başlamamız lazım. Şimdi çocuk işte odasını toplamıyor. Evet. Odasını toplamıyorsa yemek yemiyor. Bekliyorsun, toplayana kadar buradayım diyorsunuz. Toplamak için zorlatmıyorsunuz çocuğu. Ondan sonra başka bir aktiviteye mi geçirecek? Başka bir şey mi? Gel bakalım beğendin mi? Bu kadar yeterli mi? Hı hı. Ha, o zaten yeterli demiyor. Elinden tutup zorla toplasın anlamında söylemiyorum bu ilk etapta. Hı hı. Ama orada toplamadığı için bir tane iki tane toplattırın yeterli olur. Evet. Ondan sonraki süreçte önce de iki tane toplamıştı. Şimdi üç beş tane geçecek. O şekilde. En son nihai hedefiniz odasını toplatmaksa nihai hedefinize birdenbire gidemezsiniz. Gidemez. Yine sonuç değil süreç odaklı, evet, olmak zorundayız. Evet. Toplamak değil toplamanın bir aşamasını yerine getirmesi bile yeterli olur. Hı hı. Bu şekilde yani çocukları zorlamayın derken her şeyi ona bırakın demiyoruz. Evet. Sonuna kadar en iyisini yapamayacak. Hı hı. Belli bir aşamaya yönelsin ya da en azından çocuk ağlıyor. Ağlarken dediğini yapmayın. Evet. Yapmayın bir şey olmaz. Çocuğu gördükten bunu net söylerim. Eğer otizm ağlamazsa durum farklı. Hı hı. Problem davranış ağlamazsa durum farklı. Diyelim çocuğunuzda herhangi bir tanısal bir durum yok. Ama hı hı, ağlıyor. Bırakın yapmayın. Hı hı. Yapacak nefes duracak, sakinleyecek. O zaman hemen buna sunun. Çünkü sustu. Sustu. Onunla o zamanlarda dokunabilirsiniz. O zamanlarda ödüllendirebilirsiniz. Biz diyoruz ki çocuklarımızı hep okeyleme boyutuna geçiyorduk ya, ödülleme sistemine geçin. Ama ödül dediğimiz şey yiyecek içecek anlamında değil. Sarılma, dokunma, öpme. Ha. Olumsuz davranışın arkasında değil. Aha. Yani çocuk ağladı. Ay yavrum niye ağladın? Gel sana sarılayım derseniz ağlamayı artırırsınız. Evet. Çocuk ağladı. İşte parka gitmek istiyor. Ya oğlum bak bugün işimiz var. Parka gidemeyiz. Yok işte şu bu. Açıklamaları çok girdiğin zamanlarda çocuk diyor ki ben birazcık daha ağlarsam açıklaması İşi çözeriz. Evet. Hakimiyeti ona bırakmış oluyorsunuz. Evet. Çocuk sakin olduğu zaman da, biraz bile sustuğu zaman da onun dokunabilirsiniz, öpebilirsiniz. Evet. O zaman sakinliği artırmış olursunuz büyük bir ihtimal. Diğer türlüsünde ya güvensizliği artırmış olursunuz, çevre güvensiz, ben güvenliyim, gel bana sarıl deme hakkını, evet, vermiş olursunuz. Ya da diğer türlüsünde çocuk diyor ki nasıl olsa ben birazcık daha ısrar ettim de annem yorulacak, tamam tamam ne yaparsan yap. İstediğimi elde edeceğim. Duygusuna geçecek diyordur. O da ince bir çizgi. Ama çok da kolay aslında. Çocuğumuzu tanıyalım, o çizgiyi kendimiz koyalım. Kendimiz koyalım, evet. Çocuk toplamayacaksa odadaki 20 tane eşyanın toplamasını değil, hadi bir tanesini içine koy demeniz koyalım, yeterli olur. Evet. Ama çocuğunuz mülayimdir, yapabilecek boyuttadır, onun fıtratı ona müsaittir ya da o görev sorumluluğu almıştır. Hadi kızım odanı topla dediğinizde, hadi oğlum odanı topla dediğinizde belli bir aşama yapar, tamamını da toplayabilir. O zaman ödüllendirebilirsiniz çocuklarınızı. Eyvallah. Evet, başka konu.
konuyla ilgili başka başlığımız var mı bir taraftan da? Yani hem tüm konu başlıklarını çok değerli buldum, hem de yenileri var mı diye ben bile merakla, heyecanla bekliyorum. Zaten hep iç içe oluyor ya. Evet. Şimdi çocuklarımızla ilgili olarak her şeyi söyleyin, her şeyi anlatın, duygusuna çok çok girmeyin. Siz anlatarak da öğretiyorsunuz ama bence yaparak öğretmeye karar verin. Yaparak öğretmek. Siz örnek olun. Söz uçar diyoruz. Söz söyleyebilirsiniz ama evet. İşte yani sigara içerken sigara içmedirmeniz işe yaramayacak. Yani, o şekilde düşünün olayı. Çünkü davranışı örnek olacak. Evet. Sözü siz değil. Burada çocuğa örnek olduğunuzda, yemekten önce elinizi yıkıyorsanız çocuk yavaş yavaş yemekten önce elini yıkamayı kazanacak. Evet. Siz sabah kalktığınızda dişlerinizi fırçalıyorsanız çocuk dişini fırçalamayı daha rahat kazanacak. O zaman yapmadığı davranışı söyleyebilirsiniz. Ama siz hiç elinizi yıkamıyorsanız, siz hiç kıyafetinizi değiştirmiyorsanız içeri girdikten sonrasında, işte yatarken pijama giymiyorsanız çocuğa hadi sen de pijamanı giy demeniz daha zor kazandırılacak bir şey oluyor. Evet. Siz anlatın ama genelde örnek olarak da çocuklara bir şeyler kazandırın diye söylüyoruz. Evet. İlk bölümün son 4 dakikası kaldı. Çok kıymetli olduğu için nasıl hızlı geçti gördünüz mü? Ben isterim ki oradaki konu başlıklarını ilk bölümümüz bitmeden hızlıca tamamlayalım. Çünkü çok değerli yine konu başlıklarımız olacak. Uygun mudur efendim? Şimdi de çocuklara neler yapmayalım ondan bahsedelim kısaca. Evet. En azından birinci bölüm bitirmiş oldum. İkinci bölümde kendi alanımıza birazcık takarız. Onları da konu başlığı olarak tamamlayabiliriz. Bunları çoğunu söyledik. Tamam. O şekilde. O tamam efendim. Eksik kalmasın. Şimdi çocuklarımızın her istediğini karşılamayın. Evet. Her zaman yardım etmeyelim. Evet. Çocuğun bilgi becerisini geliştirmesi açısından deneyim sayısının artması gerekiyor. Tecrübe dediğiniz şey öğretilen bir şey değil. Deneyimle olabilen bir kesinlikle şey. Kesinlikle. Öyle olduğu için çocukların hem duygu düşüncesinde istediği bir şeyi almamak kısmı bazen reddedilecek, bazen duygusuyla baş etmeye kazanacak. Bir de deneyim sayısı. Ayakkabısını giyemiyorsa hemen al giydiğinizde ayakkabı giydirmiş olmuyorsunuz. Olmuyor. Sadece kolaylaştırmış oluyorsunuz kendi işinizi. Çocuklara yardım edin ama her zaman yardım etmenin deneyimlerini yaptıktan sonra yardım kendi edin. Kendi işimizi kolaylaştırıyoruz. Ne güzeldi. Evet. Evet. Çocuğa bir şey öğretmiyoruz. Deneyim sahibi olmuyoruz. Sadece ona uğraşmak istemediğimiz, zaman kaybetmek istemediğimiz için kendi kolaycılığımıza kaçıyoruz. Kesinlikle. Şimdi 6 yaş öncesinde çok ailemizden soru geliyordu bu konuda. Evet. Ben çok fazla görüşme değerlendirme alırım. Çocukların yanlış cümlelerinde, yanlış kelimelerinde, uygun olmayan argo sözlerinde kesinlikle gülmeyin. Hatta kızmayın bile. Tamam. 6 yaş öncesinde, 4-6 yaş arasında bu ortaya çıkabilir. Dış çevreden duyduğu, bir yerlerden duyduğu farklı olan kelimeyi, cümleyi size söylemesi çocuk açısından kendinin varlığını ispat etme gibidir. 2,5-3 yaşta ben merkezci dönem var diye inatlaşır, doğal bir şeydir. 4-6 yaş arasında da argo cümle, küfür gibi şeyleri söylemesi çocuklar açısından doğaldır. Kesinlikle destekleyin demiyorum. Ama biz onu öğretmiyoruz, siz de öğretmiyorsunuz. Siz ona kızdığınız esnada, güldüğünüz esnada o sabitlenir. Maalesef. Hiç oral olmayın, hiçbir şey yokmuş gibi hiç görmezlikten geldiğinizde o ondan kendine düşecektir. İşte. Doğal yani olması kısmı her çocukta yaşanabilir ama birkaç kez söylenir. İlla ki sabit bir şekilde kalmaz. Siz kullanmıyorsanız o kelimeyi, cümleyi kesinlikle çocukta kalıcı olmayacağından emin olun. Yani çocukların olumsuz davranışından ya da işte argo kelimesinden dolayı çocuklara gülmeyin. Gülerseniz ödülemiş olursunuz. Gülme ödüleme anlamına gelir. Şimdi çocukların düşünmelerine fırsat verin. Hemen yardım etmeyin çocuğa. Evet. İster fikir anlamında. Birisi geldi sordu senin adın ne? Çocuk biraz mahcup içine kapalık. Ayşe diyecek, Ahmet diyecek, işte Hasan diyecek. Hemen annesi Hasan niye adını söylemiyorsun? Ona gerek yok. Gerek. Bırakın çocuk yapamıyorsa ondan sonra yardım edin. Hemen çocuğun yerine atlamayın. Çok koruyucu olmayın. Çocuk hayata mücadele edecek. Mücadelesinde de kendi kendineyken siz yanınızda olun ama her zaman ona yardımcı olacak bir boyutta pozisyonda olmayalım. Evet. Aynı şey durum işlerde öyle. Boya yapacak, ödev yapacak. Tamam ben sana yardım ediyorum dersiniz. Yanına durabilirsiniz ama sürekli elinden tutmak, göstermek. Aradan zaman geçtikten sonra anne babanın önünde kalıyor kitap. İşler. Bunlar. Çocuk bir yerde televizyona bakıyor pozisyona gelebiliyor. Onlara çok fazla müsaade etmeyelim. Hemen yardım yerine sen yapabilirsin, düşün ya da şu zamanlarda şu şekilde yapmıştın hatırlarsın deyip yönlendirerek çocuğu bir şekilde sonuca doğru götürmeniz gerekir. Tartışma yine ya da işte kavgalar, çocukların önünde kavga ya da tartışmalara mutlaka çok dikkat edelim. Evet. Bazı durumlarda anne babalar ayrıldıktan sonra da çocuklarla ilgili olarak bazı sıkıntılar yaşayabiliyor. Çocuğa olumsuz cümleler işte annesiyle ilgili babasıyla ilgili. Bunlara kesinlikle girmeyin. Bunlara girildiği esnada düzeltilmesi çok çok zor. Maalesef. Annenle, anneyle ilgili fikrini
değiştirmek, babayla ilgili fikrini değiştirmek dışarıdaki bir insan için çok çok zor oluyor. Maalesef. Biz bunlara çok çok dikkat etmemiz gerekir. Hemen ilk yarıyı, ilk bölümümüzü tamamlayacağız. İlk bölümümüzü tamamladıktan sonra bir aramız var. İkinci bölümümüze geçeceğiz. O yüzden sevgili yönetmenim benden reklam arası ister müsaadenizle. Ben o konu başlıklarına hemen ikinci bölümde, ikinci yarıda devam etmek isterim. Tamam. Çok teşekkürler. Değerli izleyicilerimiz, Türkiye'nin Yükselen Yıldızı TV 42 ekranlarında stüdyoda konuşalım da çok kıymetli konuğum Sayın İsmail Hakkı Hayta Beyefendi ile özel eğitim uzmanı kendisi. Çocuk yetiştirmede nelere dikkat etmeliyiz konu başlığıyla başladık. İkinci bölümde efendim hemen ikinci bölümün başlangıcından itibaren riskli çocuk ne demek? Engelli raporlu ya da özel çocuk nedir? Özel çocukların eğitiminde nelere dikkat etmeliyiz? Konu başlıklarımızda sizlerle olacağız. Kısa bir reklam arasından hemen sonra. Tekrar merhabalar, hoş geldiniz değerli izleyicilerimiz. Türkiye'nin Yükselen Yıldızı TV 42 ekranlarında stüdyoda konuşalım da canlı yayına hem güzel ekranlarımızdan hem de sosyal medya sayfamızdan sizlerle birlikte olmaya devam ediyoruz efendim. Birinci bölümde izlediğiniz üzere İsmail Hakkı Hayta Beyefendi konuğumuz, uzmanlık alanı özel eğitim uzmanı kendisi. Çocuk yetiştirmede nelere dikkat etmeliyiz konu başlığıyla birinci bölümümüzü sizlere aktardık, o bilgileri aldık ve sizlerle paylaştık. Şimdi o bölümde, o konu başlığında küçücük bir ayrıntımız vardı. Onu da alacağız kendisinden ve devam edeceğiz konu başlıklarımıza. İkinci bölümdeki konu başlıklarımızı bir kez daha hatırlamak ve hatırlatmak istiyorum efendim. Riskli çocuk ne demektir diye soracağız uzmanımıza. Engelli raporlu ya da özel çocuk nedir diye bir konu başlığımız var. Bu sorunun cevabını alacağız ve hemen akabinde de özel çocukların eğitiminde nelere dikkat etmeliyiz diyeceğiz kıymetli konuğumuza. Efendim tekrar merhabalar. Merhabalar tekrardan. Hemen birinci bölümün sonunda yapmamamız gerekenler, hayırlar, olmaması gerekenler de küçücük bir ayrıntı vardı. Onu alalım lütfen. Özellikle kreş hayatına başladığımızda çocuklarımıza pembe yalan dediğimiz bazı sözlerimiz oluyor. Bunları söylediğiniz müddetçe çocuğa yalana alıştırmış oluruz. Sizce mantıklı olan yalanları hiçbir şekilde söylemeyin. Yani yalan söylemenize gerek yok. Sen şunu yap, ben hemen geliyorum gibi şeylere gerek yok. Şunları yapalım, bunu yapalım'a gerek yok. İşte burada yokmuş, gerekmiş, o gitmiş değil. Ben onu vermeyeceğim sana deyin. Yani doğruyu dürüst olarak söyleyin. Çocuk bunun farkına varsın. Evet. Yalanlarla çocuğun o anlık davranışını değiştirmiyorsunuz. Sadece anı kurtarıyoruz. Onlara da çok girmeyelim diyorum. Evet. Ve yalana alıştırıyoruz. Evet. Maalesef. Evet, bu dikkatlerden, özenlerden sonra da şimdi sizin uzmanlık, asıl uzmanlık alanınız. Bütün çocuklar sizin uzmanlık alanınız. Ama özel uzmanlık alanınız olan riskli çocuklar ne demek sorusunu soracağım efendim. Uzmanlık alanınızla birlikte insani yanınızın da bütünleştiği cevaplar gelecek. Bunu biliyorum. Bu iki yanı da aynı anda yürütebilen bir değer olarak da konuğumuzsunuz ve bunu bize yaşattınız. Bunun için de ben ayrıca tebrik ve teşekkür ediyorum. Buyursunlar. Ben de teşekkür ederim. Biraz önceki bölümümüzde daha geniş çerçeveydi. Şimdi yavaş yavaş darlaştırıyoruz. Riskli çocuk kısmına geçiyoruz. Şöyle bakmak lazım aslında. Riskli çocuk canlının hepsi. Hepsi. Herkes riskimiz var. Doğduğunuz aslında esnadan itibaren riskimiz var ama biz riskli çocuk olarak baktığımızda öncelikle erken doğum var mı yok mu? 40 haftalık, 39 haftalık, 38 haftalıkta çok fazla sıkıntı göremiyoruz. Evet. 37 haftalık ve öncesinde kesinlikle olur demiyoruz ama çocuklarımızın risk grubuna giriyor. Konuşması, yürümesi daha geç olabiliyor. Büyük yaşlarda 6 yaş sonrasında öğrenmede dikkatte sorunlar yaşanabiliyor. Çocuklarımız eğer sarılık geçirmişse, evet. 16-17'nin üzerindeki sarılıklar, 26'nın üzerindeki sarılıklar çocuklarda olumsuzluklar oluşturabiliyor. Çocuklarımızda özellikle çok sık yaşanan sindirim sistemi problemleri, kabızlık ya da ishallik. Bir sefer yani yılda bir iki kez kabız olması değil de sık sık kabız olması kısmı. Evet. Bu 2 gün, 3 gün, 4 günle bize haberleri geliyor. 14 güne kadar çıkıyor. 14 gün boyunca bir çocuk kabız oluyorsa zehirleme boyutuna doğru gelir. Artık tıbbi müdahaleye girer. Sindirim sistemleri çalışmıyorsa sağlıklıca davranış problemlerine, çocuktaki uyum problemlerine çok büyük olumsuzluklar katabiliyor. Şimdi riskli çocuktan bir başkası anne babanın ayrılığı olabilir, ayrılığı, kayıp olabilir ya da anne babanın tutumları diyeyim. Nasıl? Geçen senelerde birkaç yıl öncesinde bir aileyle karşılaştık. İşte hocam ben çocuğumu anlıyorum dedi. Çocukta hiçbir sorun yok gibi görünüyor ama
bir kaygı var çocukta, bir de rahatlık var. Evet. Ne istersen yaparım duygusunda var. Ben dedi aslında çocuğumun nedenini biliyorum dedi. Benim çocuğum küçükken, 1 aylık, 5 aylık, 10 aylık önemli değil. Çocukluk, bebeklik dönemine kadar ağladığında babası çok kızardı. Sinirlenirdi, hatta vururdu çocuğa dedi. Ha. Öyle olduğu için ben hiç ağlatmadım. Öyle, her dediğini yaptım dedi. Hı. Çocuğun sağlık açısından, can güvenliği açısından ağlatmadım dedi. Şimdi buradaki bu tutum çocuğu risk grubuna soktu. Niye? Çünkü ileride hiçbir hayırlar görmediği için, hiçbir şekilde kurala girmediği için uyumsuzluk oluşturdu. Bu da doğal olarak risk grubuna sokmuş oldu çocukları. Anne babanın ayrılığı kısmında çocuk iki tarafın örneğiyle büyümesi lazımken evet. Bir şekilde kayıp kısmında olabiliyor. Bu risk grubuna girebiliyor çocuklarımız. İlaç kullanım durumları varsa, çocukların doğum esnasında yaşadığı travmalar varsa, oradaki problemler çocukların hangi bölgesini etkiliyor? Nörolojik olarak etkileyebilir. Çocukların annenin arka arkaya doğum, işte 9-10 aylık bebek varken ikinci doğuma karşılaşması, çocukların 2 yaşından öncesinde kardeşle karşılaşması ve merkezci dönemi sağlıklı yaşayamadığından dolayı çocuklarda risk oluşturabilir. Kesinlikle şu olur diyemiyoruz. Evet. Varsa bunlar bizim için olumsuzluk anlamına geliyor. Risk grubu budur aslında. Şey de demiştik, birçok yeni son dönemin etkenleri de var demiştik. İşte ilaç kullanımı, madde bağımlılığıyla birlikte. Özellikle maalesef ki. Evet, evet. Onu da atlamayalım. Çocuklarımızın 3 yaşına kadar telefon, tablet, bilgisayara, televizyona hiçbir ihtiyaçları yoktur aslında. Hiçbir gereksinimi de yoktur. Onun haricinde 3 yaştan sonrasında beraberken oynanabilir ama çok yoğun bir şekilde telefon, tablet olayı işin içine girerse çocukların dikkat becerisini olumsuz etkiler. El göz koordinasyonu da olumsuz etkiler. Sabit duramamayı olumsuz etkiler. Şimdi telefonu verdiğiniz çocuk yarım saat, bir saat, iki saat oynayabilir. Evet. Telefonu aldığınızda boşluğa düştü. Şimdi telefon, tabletle çok oynayan çocuklarımız anaokuluna gittiğinde ya da ilkokula gittiği esnada yerinde oturmada çok problem yaşıyor. Çünkü uğraşabileceği bir şey yok. Bir şey yok. Onun dikkatini dağıtacak ya da dikkatini toplayacak herhangi bir şey yok. Çocuk sürekli oraya odaklanarak yerinde duruyordu. O olmadığı zaman yerinde duramıyor. Onun için son yılların, son 15-20 yılın belki çok büyük sıkıntısı diyelim. Tamamen de kaldırın da diyemiyoruz. Evet. Çünkü herkes onunla karşılaşıyor. Ortada. Elinizden geldiği kadar azaltalım. Azaltalım. Varsa fırsatınız beraber oynayalım. Hı-hı. Çünkü pasif durumda geçmesin. Çok uzun süreli telefon, tablete kaldığı esnada el göz koordinasyonunda, ince kaslarda gerilemeler, zayıflamalar oluyor. Hı-hı. Bunu da bilerek hareket edelim. Kendimizi kurtarmak adına çoğu zaman telefon, tablet veriyoruz. Maalesef. Ya da çocuk yemek yesin diye veriyoruz ama çocuğa yemek yeme davranışını kazandırmış olmuyoruz. Onlar sürekli telefonla, tabletle yemek yediği zamanlar yine bir risk grubuna girmiş oluyor. Girmiş oluyor. Tek başına kaldığında ya da okula gittiği esnada o görevi yerine getirecek bir unsur bulamıyor. Maalesef. Buna da dikkat edelim. Evet. Bir diğer konu başlığımız, engelli raporlu ya da özel çocuk nedir? Evet. Şimdi bu kavramlar yıldan yıla değişiyor. 2000 nasıl? Yıllarında özürlü çocuklar deniyordu. Evet. Engelli çocuklar deniyordu. Sonra da işte raporlu çocuklar. Raporlu. Evet. Bunların içerik olarak aynı. Hı-hı. Herhangi bir şekilde sağlık kurulundan rapor alan çocuklarımıza biz raporlu çocuk diyoruz. Raporlu çocuk. Ya da işte güncel son dönemde özel çocuk diyoruz. Hı-hı. Farklı bir gelişim özelliğinden. Otizm olabilir, zihinsel engellilik olabilir, Down sendromu olabilir. Zaten zihin engelliğin içine girer. Bedensel engellilik olabilir, görme engellilik olabilir, işitme engellilik olabilir gibi dikkat dağınıklığı, hiperaktivite 6 yaş üstünde genelde Türkiye'de tanısı olur. Bu türlü çocuklarımıza sağlık kurulundan, hastanenin sağlık kurulundan raporu çıkmış çocuklara biz engelli, özürlü ya da farklı gelişen bir çocuk, raporlu çocuk olarak söylüyoruz. Hı hı. Şimdi de özel çocuk olarak geçiyor en yumuşatılmış haliyle. Rapor olmuş, sağlık kurulundan tamam artık bunun belli bir derecede farkı var denilen çocuklar anlamına geliyor. Evet. Her alanın içeriği çok farklı tabii. Çok farklı ama genel tanımı da artık özel çocuklar diye. Evet. Yapabildiğimiz kadar özenle, hassasiyetle, incitmeden bu tanımla onları anlatmaya çalışıyoruz. Kesinlikle yani toplumumuzun içinde varlığı ve onlarla beraber yaşamayı, onların da birçok şey yapabileceğini fark ettirmeyi amaçlıyoruz. Amaçlıyoruz, evet. Evet. Onların da birçok şeyi yapabilecekleri. Zaten adı üstünde özeller. Onların da kendilerine özel davranışları, yetileri, yetenekleri, maharetleri, varlıklarının nedenleri olan bir sürü özellikler olacaktır. Bunları kaçırmamak önemli olan.
22 yıllık bir film mesleki hayatım. 2 yıllık da üniversite biriminde öğrenci olarak çalıştım ama aynı mesleği olarak yaptım. O zaman meslektaş bitirmiş değildim. 22 yıllık hayatımda en az şu anda 100'ün üzerinde çocuğun raporu kalkmış durumdadır. Yani raporlu olduğunda ya da işte orada bir özel çocuk olduğunda ömrünün sonuna kadar bu şekilde kalacak diye de düşünmemek lazım. Tamam, kalkmayan çocuklar da var. Ömrünün sonuna kadar devam edecek çocuklar da var ama risk grubunda olup rapor çıkan çocuklarımızın içinde raporu tamamen kalkan en az 100 tanenin üzerinde vakalarımız, örneklerimiz vardır. Ne güzel. Şimdi hemen buna bağlantılı burada da bir mesaj var. Onu sizinle paylaşayım, hem de izleyicilerimizle de paylaşmış olalım. Merhabalar, 5 yaşında Down sendromlu bu bir yavrum var. Ve İsmail Hoca ile yollarımız çok şükür 2-2,5 yıl önce kesişti. Konya için ve özel gereksinimli yavrularımız için büyük bir şans kendisi. Gerek tecrübesi, gerek bilgisi ve gerekse çocuklarımıza yaklaşımı, kendine ve mesleğine olan güveniyle son derece uzman ve kaliteli bir insan olarak hayatımızda. Daha uzun yıllarda yer almasını diliyorum. Sizlere de teşekkür ediyorum yayına çıkardığınız için demiş sevgili Ayşegül Çelen hanımefendi. Değerli izleyicilerimiz, biz de teşekkür ederiz. 22 yıllık tecrübenin içerisinde hala birlikte yeni tecrübeler edineceğiniz sevgili dostlarınızın da bir mesajıydı bu. Biz de Ayşegül Hanım'a teşekkür ederiz yayınımıza katıldığı için. Şimdi bugünün en can alıcı konu başlığına geldik kıymetli hocam. Evet, özel çocukların eğitiminde nelere dikkat etmeliyiz diye geniş kocaman bir konu başlığımız. Zaman zaman sizlere yine sorular olur, sorarsınız. Öncelikle şunu söyleyeyim. Saçımızı kestireceksek, terziye gidiyorsak, eğer herhangi bir şekilde etli ekmek yaptıracaksak, manava gidiyorsak, bunlar doğalsa bu alandaki bir çocuğun herhangi bir insana teslim etmek o kadar doğaldır. Doğal. Yani olmayacağına göre. Çocuklarımızın en önemli özellikleri nedir? Yavaş öğrenmesi, farklı öğrenmesi ya da spesifik alanlarının olması. Alanın dışından bir insana teslim ettiğinizde, alanın dışından bir insanla görüştüğünüz esnada sizin çocuğunuzla ilgili bir şeyler söylese de uygulama esnasında neyin doğru neyin yanlış olduğunu bilemez. Öncelikle sağlıklı, bu işi yapabilecek alanını bitirmiş çocuk gelişimi, özel eğitimci, psikolog, fizyoterapist, gerekli durumlarda konuşma uzmanı, bu türlü insanlarla çalışmanız gerekir. Rastgele herhangi bir kuruma, herhangi birime götürdüğünüzde olacakmış gibi düşündüğünüz esnada kesinlikle yıllar sonrasında kaybettiğinizi sizler de görüyorsunuz. Maalesef. Öyleyse hocam gidiyoruz geliyoruz Konya'da 80 tane kurum var. Ne yapacağız, nasıl edeceğiz diye soranlar çok oluyor. Çocuğunuzu gittiğiniz yer önce bir değerlendirmeye alması lazım. Değerlendirme esnasında, şimdi bana burada çocuklarla ilgili değil ama genel olarak sorduğunuzda her şeyi cevaplayabilirim. Evet. Benim çocuğum diye sorduğunuz esnada o çocuğu görmeden cevap vermem eksik kalır. Değerlendirme esnasında gerekiyorsa aileyle beraber bir sefer, gerekiyorsa bir seferde tek başına çocuğu görüp onun en az erken eğitimden bahsediyorum. 5-6 gelişim alanından tespitinin, durumunun tespit edilmesi lazım. Evet. Çocuğumuzu değerlendirmeye aldık. Çocuğumuzdaki eksiklikler şunlar. Desteklememiz gereken alanlar bunlar dedik. Bunu nasıl yapacağız? Bunu görmek çok kolay. Çünkü var zaten bir farklılık çocukta. Evet. Hastaneye gitmiş, tanısını almış ya da işte risk grubunda olmuş, tanısını almak istemiyor. Ya bunu nasıl gidereceğiz? Bunu gidermek için çocuk önce birkaç ders, 3 ders, 5 ders çocuğun gelişim özelliğine göre tek başına seansını alması gerekir. Evet. Ondan sonraki süreçte aile beraberken seanslar alınır. Eğer aileler seanslarda değilse iki tane olumsuzluğu yaşanıyor. Birincisi, aile ne öğreteceğini, nasıl öğreteceğini bilemiyor. Aile eğitimimiz eksik kalıyor burada. Şimdi insanlar diyor ki hocam biz hiç girmiyoruz seanslara diyor. Girmediğinizde ne oluyor? Öğretmen bize anlatıyor zaten. Şu şekilde öğretiyoruz. Biz işte programını da bize veriyor diyor. Tamam da. Kalan kısım, evdeki bölüm. Aileyle beraber talimat almayı öğrenmiyorsa çocuk, öğretmenin talimatı yerine getirirken annenin babanın talimatı yerine getirmiyor. Bir de bu var. Daha bu önemli. En önemli nokta. Çünkü bir saatten sonrasındaki 23 saati aileyle beraber, 8 saatini uyusun, 15 saatini neyse aileyle beraber geçiriyor. Bu süreçte 6 yaş öncesinde çocukların eğitim durumu el veriyorsa, neye göre bunu şartını belirliyor? Çocuk çok bağımlı değilse, anneye karşı özgüveni çok düşük olup bağımlı değilse, belli dönemlerde tek başına, belli dönemlerde aileyle beraber alması lazım. Ama ailenin varlığı çocuğu çok etkilemiyorsa o zaman devam etmeniz gerekir. 6 yaşından sonra tek başına almanızda fayda var. Konya'nın en büyük sıkıntısı bu. Çocuklar eğitim alıyor ama ne aldığı kısmını bilmiyor. Bilmiyorum. Gelişimsel alanları değerlendirilmesi lazım çocuğun.
küçük kas gelişimi, büyük kas gelişimi, bilişsel gelişim, dil gelişimi, alıcı dil ve ifade edici dil, sosyal gelişim, öz bakım gibi gelişim alanları değerlendirilecek. Seanslı eğitimlerde çok fazla öz bakım çalışması yapamıyoruz. Yani işte dişini fırçalama, ayakkabısını giyme çıkarma gibi şeyler çok yoğun bir şekilde çalışılamıyor. Şimdi farklı gelişen özellikle, diyelim otizmli bir çocuk. Evet. Çocuk 2 yaşındaysa, siz bu çocuğu takıntısı varsa, takıntısı nedir? Bir şeyler takmaktır, bir şeylere dokunmaktır. Takıntısı sayılarsa, bırakın sayıları önüne, 1 saat, 2 saat, 3 saat onunla uğraşabilir. Uğraşabilir, evet. 2 saat içinde ne olur? Çocuk çok mutlu olur. Çok mutlu olur ama çocuk hiçbir şey kazanmazsınız. Hale takıntısı dediğimiz bizim tercih değil de takıntı boyutuna geçen otizm özelliklerini artırmış olursunuz. Aa, tam tersi. Tam tersi. Çocuk onunla elbette ki oynayacak ama zamanla ortak ilgiyi artıracak başka talimatların, başka becerilerin, başka şeylerin girmesi gerekir. Onun için uzman bunu iyi bilmesi lazım. Çocuğun geride kalan alanını desteklemek zorundayız. Öne çıkan alanını çalışmanız gerekir ama çok böyle öne çıkan hal öne çıkartırsanız aradaki mesafeyi çok açmış olursunuz. Evet. Onu pasifize etmeden geride kalanları öne doğru taşımalıyız ki bütünlük oluşması gerekir. Kesinlikle. Şimdi çocuklarla çalışma yapıyorsunuz. Bunu hem eğitimciler de inşallah dinliyordur, faydalı olur, hem ailelerde. Evet. Bul takları takıyorsunuz. Al dediniz, taktı. Şimdi çocuğa bıraktınız, taktı. 3 yaşındaki çocuk sayıların bul taklarını, işte şekillerin bul taklarını çok rahatlıkla takabilir. Evet. 1 dakikada taktı. Oo, alkış her şey değil. Bakın bu çocukla ilgili sadece takma kısmına girdiyseniz olayın psikomotor kısmıyla çalışmış olursunuz. Birazcık da bilişsel kısmına çalışmış olursunuz. Ama dur bekle, şimdi bunu al dediniz, 5 saniye 10 saniye beklediniz, hadi şimdi buradakini al dediniz, çocuğun sosyal yönünü geliştirmiş oluyorsunuz. Evet. Aynı malzemede, aynı materyal üzerinde çocuğun birden farklı alanını çalışmıyorsanız kesinlikle uzman anlamında bir eksiğiniz var. Evet. Ya burada çocuk özel ve özel çocuğa birebir özel eğitim gerekiyor. Yani genel bilgilerin, genel verilerin dışında çok iyi tanımlayıp, gözlemleyip kendisi üzerinden ayrıca ona özel eğitim vermek gerekiyor. Uzmanın asıl pir olacağı kısım bu. Evet. Şimdi ailelerimiz geliyor, hocam bizim çocuğumuz işte konuşma çalışabilir miyiz? Elbette ki çalışırız. Bizim alanımızdan birisi de bu. Tamam. Çocuğun ifade edici dilini artırmak. Ancak çocuk nesne tanımıyorsa, önündeki nesneleri en azından koyduğunuz seçeneklerden, yaşına göre değişir tabii seçenekler, 3 seçenekten, 5 seçenekten diye, nesneleri tanımıyorsa, gerçek nesnelerden ya da büyüdükçe resimli kartlardan, anlattığınızı anlamıyorsa, hangisinde uyuruz, hangisiyle yemek yeriz gibi tanımlamanızı eğer çocuk anlamıyorsa, sizi dinleyemiyorsa, dur bekle ben senden bir şey istiyorum, onu vereceksin ya da kutuya koyacaksın gibi, talimatınızı hiçbir şekilde yerine getiremiyorsa, al, ver, koy, İşte bununla ilişkili olanı gibi. Bu kadar alıcı dilinde hiçbir şey yoksa çocuğun ifade edici dil, konuşma çalışmasını gerekliliği yoktur. Yapmayacaktır. Yapsa da sesli taklit anlamında papağan gibi taklit edecektir. Haricinde tıkanacaksınız. Öğrenmiş olmayacak. Taklit evet. edecek. Hiçbir işinize yaramayacak. Öncelikle gelişimsel anlamdaki sıraya bakmamız gerekiyor. Çocuğun önceliğine bakmamız lazım. Şimdi çocuğun önceliğine kastımız, bu çocuğa ifade edici dil yükleyecekseniz alıcı dilini artırmak zorundasınız. Bu çocuğa akademik bir şey yükleyecekseniz dikkatini artırmak zorundasınız. İlkokul birinci sınıfta gelen çocuklarımızın eğer hala sırasında oturamıyorsa, hala aynısını ve farklısını, illaki işte elma ile ağaç aynı farklı gibi değil de aynı resimler üzerinde biraz ayrıntıya girerek bunları odaklanıp yapamıyorsa, herhangi bir şekilde maşayla bir nesneyi taşıyamıyorsa, kalemle belli bir şekilde karalamayı ve boyamayı yapamıyorsa ilkokul için hazır olduğunu beklememiz lazım. Yani çocukların ön koşul becerileri gerçekleşmeden kafanızdaki hedeflediğiniz çocuğa uygun bir şeylerin hemen yapacağını beklemememiz lazım. İşte burası özel eğitimin dikkat edilmesi gereken şeyi. Çocuklar geldi, değerlendirildi, programı çıktı. Bu program çocuğa özgü ve özel. Evet. Öğrenme içerisindeki hangi amacınızı yazdıysanız hangi alanı destekliyor onu göstermeniz lazım. Bir de süreler işin içine girer. Süreler. Evet. Nesnelerin tanıma çalışıyorsunuz. Karşıdan kartları önüne koydunuz, kartları tanıyor çocuk. Evet. 5 dakika çalıştığınızda çocuğun bilişsel kısmını artırabilirsiniz ama 10 dakika çalışırsanız çocuğun dürtüselini azaltarak dikkatini çalışmış olursunuz. Bunlara dikkat ederek çocuklarla eğitim içeriğini oluşturabiliriz.
Her şey çok değerli. Tüm ayrıntılar çok kıymetli. Hani normal çocuk yetiştirmede nelere dikkat etmeliyiz dedik ya bölüm programımızın başında ilk bölümde. Tıpkı oradakiler gibi buradakiler de çok önemli. Doğru uzman, doğru kurum, doğru kuruluşla birlikte aile bütünlüğü. Temel veri bu. Şimdi öğretmenler kısmında da ben şunu söyleyeyim. Allah razı olsun. Çok güzel gayretleri var. Bize gelen çocukların başka yerden geldiğini de görüyoruz. Hizmet alıyorlar. Ama mutlaka kendimizi yenilememiz lazım. Ne yapıyorsak bilerek yapmamız lazım. Bunu örnekle açıklayayım. Yıllar önce çalışıyorum. Çocuğa talimatı verdim. Çizgi çalışması var. Ben sınıftan çıktım. Birebir çalışıyoruz biz derslerde. Sınıftan çıktım ve kapının orada çocuğu camdan izliyorum. Çocuğun babası geldi. Hayır orada diyen derstesin. Ücretini alıyorsunuz bir şekilde. Sesinizi çıkarmayın dedim. Yetkili bir insan normalde. Karışabilecek bir yapısı var o anlamda. Dersi bitti. Sonra açıklama yaptım. Dedim hocam buyurun gelin. Bakın dedim çocuğumuz zaten benim varken yapabiliyor. Çocuğun grup davranışını artırmak açısından bakın bireysel alıyoruz ama gruba hazırlığı kısmında benim masadan kalkmam gerekiyor. Benim sınıftan çıkmam gerekiyor. Uzaktan verilen talimatı yerine getirmesi lazım. Şimdi hiçbir şey demedi ve çok gurur duydu, sevindi. Ne yapıyorsanız çocuğa, kızıyor musunuz, ödülüyor musunuz, onu mu çalışıyorsunuz, bunu mu çalışıyorsunuz? Kolaylığı zorluğundan ziyade neden yaptığınızı bilin, ayrıca bunu aktarabilin, yeterli evet. olur. Bilinçsizce önüne koyduğunuzda çok işe yarayan bir malzeme de olabilir ama bilinçsizce yaptığınızda kafanızdakini gerçekleştiremezsiniz. Siz ne yapıyorsanız bilerek yapın. Evet. Çocuğu bir adım üste çıkartmayı hedefleyerek yapın. Ben şunu yapıyorum. Çünkü çocuk bunu kazandıktan sonra şuraya gelecek. Dediğiniz esnada çok iyi noktaya getirirsiniz çocuğu. Evet. Önce uzmanın, eğitimcinin buna dikkat etmesi gerekiyor. Şimdi özel çocukların eğitiminde nelere dikkat etmeliyiz? Aslında çok geniş bir konu başlığı ama süremiz mukabilince siz böyle ana başlıkları aktardınız. Biraz zamanımız kaldı. O yüzden ben de aile faktörüne girmek isterim. Uygun mudur? Tabii. Evet, o zaman eğitimde aile faktörü dersek. Şimdi ailemiz, ben hep okul öncesi çalıştığım için onu söylüyorum. Hı hı. Okul dönemindeyken çok faktörü belki daha dış etkenlere daha çok kayıyor. Ailemiz bizim için miğferdir. Evet. Biz de rehber olacağız. Lokomotif kısmı aslında onlarda. Hı hı. Anneyi babayı yetiştirebiliyorsak, tek başına anneyi almak, tek başına babayı almak, tek başına anneyi bir ortaya koymak, çocuğun eğitim anlamındaki sorumluluğu anneye bırakmak ya da babaya bırakmak kısmı bizim açımızdan çok artı oluşturmuyor. Evet. Fırsatımız olduğu müddetçe şartları da biliyoruz. Babalarımız çalıştığı için her zaman gelemiyor ama. Ama şimdi kısmında, anneler de çalışıyor artık hocam. İşte bizde hep anneler getiriyor çoğunlukla. Evet. Yani %80-90 anneler getiriyor çocukları. Daha müsaitler demek ki. Vakit olarak öyle. İşinden ayarlayabiliyorlar. Belki resmiyette çalışıyorsa izin alabiliyorlar. Bu olabiliyor. Ama babaya da mutlaka bilgi vermemiz lazım. Görev ve sorumluluk vermemiz lazım. İşte. Bu şekliyle beraber yürütülebiliyor. Aile faktörü, aile bu işin doğru yapıldığını, yanlış yapıldığını çocuğun seansına katılarak görebilir ve sizin yaptığınız işten mi kaynaklı çocuğun ilerlememesi? Kullandığınız malzemeden ya da amaçlardan mı kaynaklı ilerlememesi? Yoksa çocuğun yapısından mı kaynaklı bunu orada görebilir? Evet. Aile faktörü bu şekilde. Şimdi siz aileyi yetiştirdiniz. Ben burada bu çalışmayı yaptım. Sizler de evde bunu yapın dediğiniz esnada ertesi derse daha hazır geliyor çocuklarımız. Evet. Onun haricinde aile dedi ki hocam ben yapamıyorum. Zorlandım bu konuda dedi. Seansa katılıyor ya. Siz çekilin kenara, aileyi seansta görün. Nerede hatası var? Çok mu hızlı talimat veriyor? Yavaş mı talimat veriyor? Yoksa çocuğun bekleme süresi olmadan mı? Şimdi talimat veriyorsunuz, 5 saniye 10 saniye bekleme süresi var. Evet. Çocuğun anlayıp yerine getirmesi açısından. Eğer çocuğun bekleme süresine riayet etmiyorsa, hemen talimatı tekrarlıyorsa ya da eline tutup yaptırıyorsa fırsatı vermemiş oluyor. Buradaki eksikliği de görmüş oluyorsunuz. Aileyi hem bu şekilde yetiştirmiş oluyorsunuz, neredeyse yarı profesyonel oluyor. Evet. Çok hoşuma gitti. Şimdi orada düşündüm de her eğitimde yani bu işte çocuk, ergen, genç, ebeveyn ne olursa olsun uygulama çok önemli. Hani az önce dedik ya bir şeyi sözlü olarak yaptık. Ama onu uygulamada göstermediğimiz zaman da tıpkı her zaman verdiğimiz örnek gibi. Sigara içme diyorsun ama sigara içiyorsun. En canlı örneklerden bir tanesi. Burada da öyle. Aile uygulamanın için yani burada ne kadar veriyi, öğretiyi sözlü olarak aktarsak da, bilgi olarak aktarsak da o havada kalacaktı. Ama uygulamaya aldığımızda bir bütün oldu. Kesinlikle. Bu kadar kolay. Evet. Aile evdeki diğer bireylere de çok güzel anlatıyor. Hı hı. Çünkü biz kaç kez görüşebiliyoruz büyük anne büyük babayla? Aa tabii o da görüşemiyoruz. Var. Ya da işte kreş hayatına gidiyor çocuğun başka okullara gidiyor. Tabii. En çok kardeşler, abiler, ablalar herkes var. İletişimsel kanalımız. Evet. O kanalı ne kadar tıkarsanız
sizin bilginiz, beceriniz, yaptığınız işler öbür tarafa aktarılmıyor. Hı. Ne kadar aktif olarak kullanırsanız sizin işiniz kolaylaşıyor. Evet. Burada aslında ilk başta bizlerin yükümlülüğünü artırıyormuş gibi olsa da o kadar rahatız ki. Ya yükümlülük artıyor ama bilinçli ve farkındalık olunca dediğiniz gibi rahatlık da var. Hani bir de o yükümlülüğü de yük olarak görmek değil de bilerek yapmak. Yıllar öncesi bir öğretmen başvurusu oldu. Ben çalışırken işte öğretmen görüşmeni ben yapıyorum. Hocam ben dedi aileleri sınıf alamam dedi. Ben dedi öyleyse burada çalışamam dedi. Siz bilirsiniz dedim tabii ki. Neden sınıf alamazsınız diye sordum da alamıyorlar, kaygılanıyorlar. Ben de heyecanlanırım aile varken. Kendi, evet. Yani dedim, zaten birçok zaman önceden kameralar vardı, şu anda yasak olduğu için sınıflardan söktük kameraları. Ya dedim zaten kameradan izleniyor, bir şekilde ailelere anlatıyorsunuz yaptığınız işi. Yaptığınız işi zaten eminsiniz ve güveniyorsunuz kendinize. Olsun hocam başkası izlerken ben yapamam dedi. Yapamam işte. Onun da zamanında çözülmesi gereken sorunları varmış ya da hala çözülmesi gereken sorunları. Ondan dolayı öğretmenler bunu yük gibi görür ama düşünün hocam derse giriyorsunuz, onları anlattım. 40 dakika dersinizi yaptınız. Dersten çıkıyorsunuz 5 dakika 10 dakika açıklama yapıyorsunuz. Ne gereği var 5-10 dakika kendinize kalıyor. Dersten çıkınca aile zaten görüyor ne yaptığınızı. Hayırlı günler hocam deyip çekip gidiyor. Aynen. Ve çok rahat ediyorsunuz. Aynen. İki taraf için de avantaja dönüyor. Her iki taraf için de uzman eğitimci tarafından da yük olarak görüyor. Aileler de dediniz ya, onları zaten uygulama alanında, uygulama içerisinde sokmak bazen çok güç oluyor. Çoğu zaman da başaramayabiliyoruz gibi zorluklardan bahsettiniz. Her iki tarafın da kabulü bu olacak. Bu kadar basit yani. Bir de şimdi insanlar çocuklarının neden yaptığını bilmiyor problem davranışları. Aslında aileyi biz öğretimsel boyuttan ziyade davranış boyutuna daha fazla işimize yarıyor. Çocuk ağlıyor. Evet. 4 yaşına gelmiş bir çocuk, 3 yaşına gelmiş bir çocuk ağlıyor. Çocuk ağlayabilir. Tamam. Problem davranışın önce kriterleri vardır. Nelerin problem olması? Ağlama problemi değil mi? Saçını çekme problemi değil mi? Tükürme problemi değil mi? Yerinden kalkma problemi değil mi? Buna herkes problem diyebilir. Evet. Ama problem değil de diyebilir. Değil de diyebilir. Çünkü gelişimsel döneme uygun mu değil mi ona bakarsınız. Bir davranışın süresi, sayısı, şiddeti, azlığı, çokluğu önemlidir. Evet. Bir davranış sosyalliği ya da öğrenmeyi olumsuzlaştırıyorsa o zaman problemdir. Şimdi ayrı geldi. Çocuk ağlıyor. Nasıl ağlıyor çocuk? Bırakın diyorum hiçbir şey yapmayın ağlamasına bakalım. Çocuk ağlarken aynı tonla ağlıyorsa, çok fazla iletişime geçmeden ağlıyorsa büyük bir ihtimal iletişim eksikliği dediğimiz otizmin uzantısına yönelik bir ağlamadır. Evet. Ağlıyorsa, annesinin eteğini tutuyorsa, annesinin yanına gidiyorsa, annesinin yüzüne bakması için uğraşıyorsa, annesiyle irtibata geçmek için yoğun bir şekilde uğraşıyorsa otizm ağlamasından ziyade problem davranış ağlamasıdır. İkisinin arasında önereceğiniz tavsiyeleriniz değişiyor. Evet. Birinde diyorsunuz ki görmezlikten gelin, şunu şunu yapın değişecektir. Öbüründe görmezlikten gelseniz de bir şey ifade etmeyecek çünkü zaten çocuk sizi görmüyor. Bir de ikisinin ayrımını da öğretiyorsunuz zaten. Tabii. Bakın bu böyle, bu da böyle değil diye. Onu öğrenmek bile çok büyük bir kazanç aile için. Kesinlikle. Neden olduğunu ya, çocuktan mı kaynaklanıyor, benden mi kaynaklanıyor? Benden kaynaklanırsa ben davranışımı, tutumumu değiştirdiğimde değişecek. Çocuktan kaynaklanıyorsa ona göre uzmansal bir müdahale gerekecek. Ve size geldik mesela, sizde kalmadı diyelim ki o ihtiyaç sahibi özel çocuğumuz ya da aile sizde kalmadı ama başka bir kurumda ya da başka bir uzmanla çalışmaya devam etti. Mutlaka tekrar sorular olur, tekrar irtibatlar olur, yardım istemeler olur. O tür durumlarda ne yaparsınız? Gönüllü emek verir misiniz? İster Konya içinde olsun, ister Konya dışında olsun. Telefonla, online olarak istediği kadar süre, 1 saat, 2 saat, 3 saat ne ücret alırım ne herhangi bir şeyde yük olarak görürüm. Mesai saat içinde yoğunluğum vardır. Akşam 7'de, 8'de dersin bittiğinde ya da görüşmelerin bittiğinde. Ondan sonraki süreçte ister Konya'da olup başka kurumdan alsın hiç fark etmez. Hiç fark etmez. İster Konya dışında olsun, isterse hiç eğitim almasın. Evet. Çocuğunda farklı gelişim özellik vardır. O konuyla ilgili bana bir şeyler soruyordur. Net olarak elimden geldiği şekilde açıklarım. Ve bu en çok bu beni mutlu eder. Evet. Çünkü mesleğinizde yaptığınız işte para kazandığınız boyuttaki sizin göreviniz oluyor ama diğeri sizin asıl haz aldığınız nokta oluyor. Evet. Ne kadar faydalıysanız insanlara o kadar mutlu olursunuz. Öyle. İşte orada kalabilmek de az önce de dedim ya uzmanlık alanında geliştirdiğiniz gibi insani kısmınızı da korumaya almışsınız. Sadece teknik olarak kalmamışsınız. Gönlünüzle de vefanızla da bu işi sürdürmüşsünüz. Başarınızın sırrı da zannediyorum ki öyle olsa gerek, burada canlı bir örnek, birkaç mesajımız daha var ama canlı bir örnek okuduk az önce. O dönüşümlerin nedeni de bu olsa gerek. Aslında her alanda öyle olmak durumunda değil miyiz? Konu alanında ne kadar
kadar uzmanlaşırsak uzmanlaşalım, teknik bilgi, veri ve aktarım olarak ne kadar bilgiye bağlı olursak olalım, asıl olan vicdan, merhamet, gönül, iyilik kısmını, insani olan, insana dair olan kısmını eksiltmemek ve unutmamak çok değerli, değil mi hocam? Bizim her türlü görevimiz uzmanlaşmak. Evet. Ben bundan yanayım. Bu zamana kadar görüştüğüm çocukların içinde birçoğunun annesi babasından birisi ya da ikisi özel eğitim alanını bitirmiş insanlar. Evet. Özel eğitim öğretmenleri. Hocam siz de özel eğitim öğretmenisiniz dediğinizde hocam sizinki biraz daha farklı diyebiliyorlar. Ya da başka bir kurumun, yani Konya'da 80 tane kurum varsa 80 tane hizmet eden olarak düşünüyorum ben bunu. Başka bir kurumun sahibinin, ya akrabasının, çok yakın tanıdığının çocuğunda bir sıkıntı oluyor olsa arıyorlar, hocam bir görüşebilir misiniz diyorlar. Bu benim için Allah'ın büyük bir nimeti. Elhamdülillah. Gururlanacağım bir şey değil ama bunu kaybetmemem gereken çok büyük bir özellik. Evet. Ben buna bakıyorum. Çünkü bu güveni insanlara vermişsem bunun arkasında tekrardan bilimsel anlamda kendim geliştirmem gerekir. Bütün arkadaşlarıma bunu söylüyorum. Ya bugün sizler insanların karşısına çıktığınızda doğruları söylüyorsanız, bilimsel anlamda araştırdığınızı söylüyorsanız, çocuk için doğru yapıyorsanız, bırakın aradan zaman geçtikten sonra o sizi geri buluyor zaten. Geri buluyor değil mi? Evet. Çünkü bütün bunların gözlemcisi, gözeticisi, asla bizleri yalnız bırakmayanı var, yaratıcısı evet. var. O her şeyi görüp bilen olduğu için de bazen hakkımızı ondan teslim alıyoruz. Bazen hakkımız olan güzellikleri, iyilikleri, faydaları gecikmiş gibi görsek de sabrettiğimizde, sürece bıraktığımızda doğru sonuca ulaşabiliyoruz. Tüm alanlarda dediğiniz gibi. Ne güzel söylediniz. Şimdi yavaş yavaş sona doğru geldik. İkinci bölümü de tamamladık. Çok değerli konu başlıkları ama yetiştirdik diye düşünüyorum. Çok fazla bir şey eksik kalmadı diye düşünüyorum. Evet. Var mı tekrar aktarmak, iletmek istedikleriniz? Son not olarak söyleyeceğim şeyler olur. Ailelerimiz de, eğitimcilerimiz de, bu konuda kurum sahipleri de. Hepsi için söylüyorum bunu. Sizin karşınıza gelen bir çocuk, Allah katında niye bunu konuşturmadın diye sormayacaklar. Neden bunu yürütmedin diye sormayacaklar. Neden buna şunu kazandırmadın diye sormayacaklar. Bunun konuşması için neler yaptın? Bunun şunu kazanması için neler yaptın? Bunun şu alanını iyileştirmek için neler yaptın diye sorgulanacak. Bunun bilincinde hareket edelim. Süreç bizim, sonuç Allah'ın takdiri. Allah'ın takdiri. Biz de elimizden geldiği kadar bilimsel anlamda doğrular ışığında yürürsek sonuçta Allah nasip edecektir, güzel şeyler yaşayacağızdır. Ben diyorum yıllarca bu işin içindeyken çok güzel duygular yaşadım, çok güzel mezuniyetler verdim. Hiç yol alamadığım çocuklarım da oldu. Nasip. İşte İki durumda orası var nasip. Bu işin içinde. Mutlaka. Dünyaya 10 kere gelsem özel eğitimci gelirim. Hiçbirinde de yük olarak görmem. Görmez. Çok keyifle yapıyorum ve çok keyifle yaparım bundan sonraki süreçte. Makbul olsun inşallah. Dünya ahiret hesabınızda mutlaka olacaktır. Rabbim size de en güzelini nasip etsin inşallah. Başarılarınız daim Teşekkür olsun hocam. Ederim. Ayaklarınıza sağlık bir kez daha. İyi ki geldiniz. İyi ki bizimleydiniz. Bu değerli bilgiler için çok çok teşekkür ederiz. Sizin nezdinizde de bu konuda emek veren herkese, samimiyetle emek veren herkese hem insani olarak hem de TV42 ailesi olarak başarılar diler. Teşekkür ederiz efendim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet, değerli izleyicilerimiz, Türkiye'nin Yükselen Yıldızı TV 42 ekranlarında stüdyoda konuşalım da bu bölümde efendim özel eğitim uzmanı Sayın İsmail Hakkı Hayta Beyefendi konuğumuzdu. Çocuk yetiştirmede nelere dikkat etmeliyizden başladık efendim. Eğitimde aile faktörüne kadar konu başlıklarımızda sizlerle birlikteydik. Umarım ki güzellikler ulaştırabilmişizdir. Umarım ki faydalı olabilmişizdir. Oradaydınız, bizi yalnız bırakmadınız. Bu nedenle sizlere, değerli izleyicilerimize sonsuz teşekkürler ederiz. Bizimle olmaya, bizimle kalmaya devam edin efendim. Sizlerle birlikte bu güzel yayında yapımda emeği geçenler var. Yönetmenim sevgili Şeyda ve tüm ekibe çok çok teşekkür ediyorum. Ve her daim olduğu gibi beni sizlerin huzurlarına en güzel şekilde hazırlayıp gönderen kuaförüm, Kuaför Viva, Burcu Topbaş ve ekibine teşekkür ederken yeni bölümlerde yeniden buluşuncaya kadar sağlık, afiyet, bolluk, bereket, mutluluk, şeref, izzet sizlerin ve bizlerin olsun, daim olsun efendim. Hoşça kalın, hoşgörüyle kalın.